hatimler indirdi deniliyor. Ve Aket'in de sevgili seyirciler yazmış olduğu bir yazısı var. O bayrak hep dalgalanacak. Lozan Anlaşması ile ilgili görüşü sorulan son sadrazam Tevfik Paşa der ki, Yunan işgali devam etseydi bu millet birkaç yıl gecikmeyle de olsa istiklalini yine kazanırdı. Ancak Lozan'da milletin bağrına öyle bir hançer saplandı ki bu hançerin çıkarılması 100 senede zor gerçekleşir. İşte milletin bağrına saplanan bu hançerle ruh damarları kesilen Anadolu insanına yeniden devlet şuurunu aşılayan insandı Necmettin Erbakan. Medya destekli bir kültür hipnozuyla Batı mukallitliği dayatmış kitlelere asli ruh kökünü yani milli görüşün büyüklüğünü ortaya koyan bir devlet adamıydı Necmettin Erbakan. Siyonistlerin, onların maşası olan ülkelerin ve yerli işbirlikçilerin Türkiye üzerindeki emellerini ve tatbikatlarını ülkemiz insanına açıkça ve hiç çekinmeden dobra dobra anlatan bir siyasetçiydi Erbakan. Bu milletin öz değerleri üzerine inşa ettiği milli siyaset anlayışını vatan satında yetiştirdiği öğrencileri eliyle ülkeye hakim kılan bir hocaydı, bir liderdi Erbakan. Milli tavrıyla, yerli duruşuyla, milletten yana söylen ve eylemleriyle başta Siyonist mihraklar ve onların sözcüsü medyanın en baş hedeflerinden biriydi Erbakan. Diz çöktüğü coğrafyada tekrar doğrulup ayağa kalkmasında öncülük ettiği bu millet onu asla unutmayacak. Aziz naaşını kabrine tevdi ederken uğrunda bir ömür harcadığı davasının bayrağını gönderlerden indirmeyecek, hep dalgalandıracaktır. Her fani elbette ölecektir. Erbakan da ölmüştür ama o fikirleriyle, eserleriyle, talebeleriyle, en önemlisi de insanlığıyla yaşayacaktır. Bu millet, bu ümmet onu asla unutmayacaktır. Ümmetin başı sağ olsun, mekanın cennet olsun hocam demiş Akit gazetesi. Biz de merhum Erbakan'a bir kere daha Allah'tan rahmet diliyoruz sevgili seyirciler.